Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere bir göz makyajı videosu yapacağım. Daha önceki Haziran favorilerim ve bana dair videolarımda yaptığım makyajın aynısı bu göz makyajı. O videoda gören arkadaşlar istek yapmıştı, beğenip sağ olsunlar. O yüzden ben de makyaj uygulayacağım ki çok basit aslında. Hatta normalde şayet göz farı sürüyorsam makyajda genelde günlük makyajım bu şekilde oluyor. Onu göstermek istedim size. O zaman hemen başlayalım. Yüzümde zaten makyaj var. Tek gözümde de makyaj var ve bitmiş hali bu şekilde. Böyle görünüyor. Bakalım nasıl yapıyormuşum. Öncelikle mat bir beyaz ya da kremsi far kullanıyoruz. Göz farımıza baz renk olarak. Göz makyajımıza. Bunun için Kosta Sense fırçamla şu açık renkli mat farı kullanacağım. Dilerseniz simli de kullanabilirsiniz burada ama şu uçları zaten simli far kullanacağımız için sırf sime boğmak çok mantıklı değil bence. O yüzden mat farı tercih ediyorum ben. Mat açık renkli farımı şuradaki aynaya bakacağım. Göz kapağıma, tüm göz kapağıma sürüyorum. Tek göz kapağına makyajı yapıp diğerini yapmayı daha hem süre açısından pratik buldum, hem de son görüntüyü görün diye. Evet, tüm göz kapağımı, farımı yaydıktan sonra şimdi yine mat kullanabilirsiniz. Özellikle benim gibi düşük göz kapaklarınız varsa mat tavsiye ederim. Mat ya da ışıltılı, taupe, kahve tonlarında bir far kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben her zamanki NYX Iced Mocha farımı kullanacağım. Sigma 217 benzeri E25 ile farı alıyorum. Şayet benimki gibi göz kapaklarınız düşükse gözünüzü açık bırakıp, yani şöyle mesela ben şu çizgi bölümüne sürdüğümde gözlerim açtığında oradaki gölge görünmüyor. O yüzden ben gözlerim açıkken kullanıyorum ve tam alt göz kapağımla üst kapağımın birleştiği yere süreceğim. Fakat sizde böyle bir problem yoksa tam o çizgiye, şu yuvarlaklığın tam üstündeki hafif çukur bölümüne sürebilirsiniz. Çok güzel tarif ediyorum değil mi? Evet, görüyorsunuz zaten. Farım bir dökülmüş. Dağıtıyorum o bölgeye farı. Bu cidden çok kolay bir göz makyajı. Sadece 3 tane far gerekiyor. Bunun için ki aslında 2 farla da yapabilirsiniz. Ben görüntüyü biraz daha abartılı kullanmayı sevdiğim için 3 far yapıyorum. Üşendiğim zaman 2 tane renkle uyguluyorum sadece. Evet, dış tarafa da rengimizi sürdük. Dilerseniz bu renk biraz daha yoğun olsun istiyorsanız eğer siyaha yakın soğuk alt tonlu koyu bir kahveyle de biraz geçebilirsiniz üstünden. Ben şimdi öyle yapacağım. Günlük hayatta çok tercih etmiyorum ama kamerada fazla renkleri seçemediği için biraz daha abartılı yapmakta bir sakınca yok. Evet, bunu da dağıtıyorum. Ama yanlış uçuyla dağıttım. Neyse, fark etmez. Bunu da dağıtıyorum tekrar. Kapatınca böyle. Daha sonra açık renk değil, gayet bildiğimiz beyaz simli bir far alıyorum. Simli dediğim şöyle sedefli bir far olabilir. Ya da herhangi istiyorsanız içindeki simleri derletmiyorsanız simli far da olur. O renk bir farım alıyorum. Şöyle yastı uçlu bir fırçayla kontrolüm kolay olsun diye fırçama alıyorum farı. Ve şu bölgeme olduğu gibi sürmeyen gölgenin altına süreceğim. Orayı iyice belirginleştirmek adına. Gördüğünüz beyaza yakın olacak orası. Yine aynı farı, aynı fırçayla kaş altıma sürüyorum. Böylece o gölgenin dışında kalan yerleri vurgulamış oluyorum. Dediğim gibi
Bunu sinli bir farla yapmak zorunda değilsiniz. İlk baz olarak kullandığınız beyaz ya da kremimsi farı da tekrar oradan geçip oradaki beyazlığı yoğunlaştırmak için kullanabilirsiniz. Daha günlük kullanım için istiyorsanız. Daha sonra kalem uçlu bir fırçayla yine aynı beyaz farı alıyorum. Ve şu bölgeye sürüyorum. Buraya aydınlık vermek için. Daha sonra beyaz bir, tabi beyaz kullanmıyoruz tam olarak. Krem rengi bir göz kalemi kullanacağız. Beyazdan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çok abartı görünecektir. Krem yoksa beyaz tamam. Ama varsa krem rengi bir beyaz farı, beyaz göz kalemini yüzümüzün iç tarafına sürüyoruz. Bunu da sürdükten sonra yine kalem uçlu ya da incecik ucu olan bir fırçayla şu bölgeye sürdüğümüz renkten alıyorum ve kirpik diplerime sürüyorum. Bunu yapmamın sebebi genelde bu tarz kalemler şu kirpik diplerinizde beyaz bir iz bırakıyorlar. Yani kirpiklere bulaşıyorlar. O yüzden o görüntüyü hafifletmek adına bunu süreceğiz. Farlarla işim bitti. Bu kadar. 3 farla uygulanan, dilerseniz 2 farla da sürebileceğiniz son derece kolay bir makyaj görüntüsü gördüğünüz gibi. Ve sonra eyeliner geliyor. Her zamankini kullanıyorum. L'Oreal Live Intense. Evet, ben biraz uzun kuyruklu sürmeyi seviyorum. Daha doğal olsun istiyorsanız daha kısa da sürebilirsiniz tabii ki. Evet, eyeliner'ımı sürdüm. Daha sonra rimel süreceğim ve bunun için bu sefer bir değişiklik yapıp Clinique Highlands maskara kullanacağım. Deneme boyu Ezgi gönderdi, çok sağ olsun. Çok ilginç bir fırçası var. Tarak şeklinde. Ve ben tarak fırçalara bayılıyorum. Çok kullanışlı buluyorum. Daha doğrusu şöyle, sürmesi zor ama bir kere elinize alışınca görüntü çok güzel oluyor bence. Bugün kirpiklerimde de şu tarafta o var. Bilmiyorum nasıl görünüyor sizce. Tek kat sürdüm. Bu rimeli beğendim bayağı. Hatta alacağım sanırım orijinal boyunu. Full boyunu. Fakat alt kirpiklerime L'Oreal volümünü süreceğim. Çünkü taraklı kirpikler alt kirpikleri fazla ayırabiliyor. Çok yapay bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden normal fırçası olan bir taraklı kirpikler dedim. Taraklı fırçası olan rimeller demek istiyorum. Normal fırçası olan bir rimelle alt kirpiklerimi boyadıktan sonra az önceki klinik rimelle bir kat daha süreceğim. Çünkü fazla kurumasını istemiyorum. Alt katım. Yalnız cidden hoşuma gitti. Hem uzatıyor hem de olgunlaştırıyor. Bu rimelden alacağım sanırım. Ve evet tabii ki görüyorsunuz iki kaş arasındaki farkı kaşlarımı dolduracağım. Her zamanki gibi Cosasens fırçam, elf kaş kitim. Bu videoyu nasıl isimlendireceğim de bilmiyorum. İstek makyaj videosu, doğal tonlarda, dumanlı makyaj. Bilmiyorum, büyük ihtimal istek makyaj videosu gibi bir şey olacak. Evet, kaşlarımı da doldurduktan sonra abartacağım ve bir kat daha rimel süreceğim. Çünkü kapkara, upuzun, dolgun kirpiklerden daha güzel ne olabilir? Ezgi'cim harikasın. Cidden bayıldım bu rimele. Çok teşekkür ederim. Sayende yeni bir ürüne tanışmış oldum. Evet. Şaşı bakışımı da attıktan sonra sırada ruj var. Yanağımda pembe allık var. Ruj olarak da ruj sürmeyeceğim. Dudaklarımı 201 ile çerçeveleyeceğim. Malum. İçini dolduracağım. Dudaklarımı
dudak nemlendiricisinin üstüne sürerseniz eğer kaleminizi için doldurma işlemi çok basit olur. Yoksa kalemi sert bulabilirsiniz. Evet, burj gibi görüyorsunuz. Normalde böyle bırakıyorum ama bugün gloss'la süreceğim. Rhapsody'nin bir numaralı şu tatlı pembesini süreceğim. Evet arkadaşlar, makyajım bitmiş hali böyle görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her açıdan kirpikleri görün istedim. Dediğim gibi günlük kullanılabilecek bir makyaj. Tabii şu an biraz abartılı ama eğer sedefli olmayan bir farlı sürerseniz bence günlük kullanıma gayet uygun. Şu kısımları açık renk sürdüğümüz için de alttaki eyeliner'ı daha da iyi meydana çıkarıyor. Gözümüzün içinde beyaz kalem sürdüğümüz için gözler olduğundan biraz daha büyük görünüyor. Umarım sizler için kullanılabilir bir makyaj olmuştur. Dediğim gibi istek videonuz varsa yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.